Birinci soru. A sayısı 6 ile bölündüğünde bölüm B kalan 4. B sayısı 8 ile bölündüğünde kalan 3'tür. Buna göre A sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? A sayısının 6 ile bölümünden bölüm B kalan 4'müş. B sayısının 8 ile bölümünden kalan 3'müş. Şimdi burada bölüme 1 dersek arkadaşlar B sayısı 1 kere 8 8 3 daha 11 olarak bulunur. Şimdi burada B yerine 11 yazalım. 11 ile 6'yı çarptığımızda 66 olur. 4 ile de topladığımızda A'yı 70 buluruz. A'nın 12 ile bölümünden kalan sorulmuş. 70'i 12'ye bölelim. 70'in içerisinde 12 5 keredir. 5 kere 12 60 olur. Geriye de 10 kalır. Kalan 10'dur. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. İki basamaklı AB sayısının soluna 3 rakamı getirilerek elde edilen 3 basamaklı 3AB sayısı ilk sayıya bölündüğünde bölüm 5 kalan 20 oluyor. Buna göre A-B kaçtır? Şimdi 3AB sayısı AB sayısına bölündüğünde bölüm 5 kalan da 20 oluyormuş. Buradan 3AB sayısı 5 çarpı AB artı 20'ye eşittir. Şimdi şunu çözümlediğimizde 300 artı AB olur. Burası da 5AB artı 20'dir. Buradaki 20'yi sol tarafa geçirirsek 280 olur. Şu AB'yi de sağ tarafa geçirirsek 4AB olur. 280'i de 4'e bölersek AB sayısını 70 olarak buluruz. Buradan A 7, B de 0'dır. 7'den de 0'ı çıkarırsak 7 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. 21 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Sayı dikkat ettiğimiz arkadaşlar 52, 52 şeklinde devam ediyor. En sonda bir tane 5 ile bitiyor. Şunlar ikişerli grup halinde düşündüğümüzde 10 tane 52 vardır. Bir tane de burada 5 var. Toplam 21 basamaklı. Şimdi bunun rakamları toplamını bulmaya çalışalım. Buradaki bir takımın arkadaşlar 5 ile 2'nin toplamı 7 olur. Bundan 10 takım olduğu için 10 ile 7'yi çarptığımızda 70 buluruz. Sondaki 5'i de eklediğimizde 70 artı 5, 75 olur. 75'i de 9'a böldüğümüzde 8 kere 9, 72 geriye 3 kalanını verir. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. 4 basamaklı 2A8B sayısı 11 ile bölünebilmekte ve 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi sayı 5 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyorsa iki durum var. Birler basamağı ya 1 olacak ya da 6 olacaktır. Şimdi bu sayı 11 ile bölünebilmekteymiş. 11 ile bölünebilme kuralı sayıları birer tane atlayarak topluyorduk. Bakın sağdan sola doğru. 1 ile A'nın toplamı 8 ile 2'nin toplamına eşit olacak. O zaman buradan A'yı 9 buluruz. Burada da aynı şekilde 6 ile A'nın toplamı 8 ile 2'nin toplamına eşit. Buradan da A'yı 4 buluruz. A'nın alabileceği değerler 9 artı 4, 13'tür. Doğru cevap E şıkkıdır. Beşinci soru. 5 basamaklı A5B3B sayısının 5 fazlası 12 ile bölünebilmektedir. Buna göre A artı B en çok kaçtır? Şimdi 12 ile bölünebilmesi için arkadaşlar hem 3'e hem de 4'e de tam bölünmesi gerekiyor. 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağının 4'ün katı olması gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar biz B'yi 9 almış olsak bakın sayımız A, 5, 9, 3, 9 oluyor. Bunun 5 fazlası da son iki rakamı 44 olduğu için bakın 4 ile tam bölünüyor. O halde sayı şöyle oluyor. Bakın 5 fazlası A, 5, 9, 44. Şimdi bu sayı hem 3'e hem de 4'e tam bölünüyormuş. O zaman bakın 4'e bölünüyor. 3'e de tam bölünebilmesi için rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. 4, 4 de burada 8, 9 da burada 17, 5 de burada 22. A'yı da 8 alırsak arkadaşlar 30 yapar. Bakın 30 3'ün katı olduğu için bu sayı hem 3'e hem de 4'e tam bölünür. Dolayısıyla A artı B 8 artı 9 en fazla 17 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. soru. A 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5. B 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7. Olduğuna göre ekok A virgül B bölü ebop A virgül B kaçtır? Şimdi ekokları alınırken arkadaşlar ortak tabana sahip olan sayıların üssü büyük olan alınır. Mesela ikiler ortak olduğu için ikilerden üssü büyük olan 6 var. O zaman bunu alacağız. 3'lerden de üssü büyük olan 3 olduğu için bunu alacağız. Sonra 5'i ve 7'yi de dahil edeceğiz. EBOB bulunurken de
Ortak tabana sahip olanlardan üssü küçük olan alınır. Şimdi 2'lerden üssü küçük olan 5 olduğu için 2 üzeri 5'i alacağız. 3'lerden de üssü küçük olan 2 olduğu için 3 üzeri 2'yi alacağız. Şimdi bu işlemi yapalım. 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 5'e böldüğümüzde 2 üzeri 1 yani 2 olur. 3 üzeri 3'ü 3 üzeri 2'ye böldüğümüzde 3 üzeri 1 olur. 5 ve 7'yi de çarpacağız arkadaşlar. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Bu işlemin sonucu 210'a eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. A ile B aralarında asal iki doğal sayıdır. Ekok A virgül B 60. A artı 60 bölü B eşittir 24 olduğuna göre A eksi B kaçtır? Sayılardan birisi 5, diğeri de 12 olsun. 5 ile 12'nin çarpımı 60'tır. Burada da A artı 60 bölü B eşittir 24. Şimdi B'yi 5, A'yı da 12 aldığımızda 12 artı 60 bölü 5. 60'ı 5'e böldüğümüzde 12 olur. 12 artı 12 de 24 olur. Şimdi A 12, B de 5 çıktı. O zaman 12 eksi 5 de 7'ye eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. A, B, C, D birer doğal sayıdır. 4A eksi 13 eşittir. 6B artı 35 eşittir. 8C eksi 17 eşittir. D olduğuna göre A artı B artı C artı D en az kaç olabilir? Şimdi burada hepsine artı 1 eklersek arkadaşlar bakın şu şekilde. Burası 4A eksi 12 oldu. Burası 6B artı 36 oldu. Sonra burası da 8C eksi 16 oldu. Burası da D artı 1 oldu. Şimdi burayı 4 ortak çarpan parantezine alırsam A eksi 3 olur. Burasını 6 ortak çarpan parantezine alırsam B artı 6 olur. Burayı da 8 ortak çarpan parantezine alırsam C eksi 2 olur. Burası da D artı 1 zaten. Şimdi görüldüğü gibi bakın 4 var, 6 var, 8 var. O zaman bu çarpımlar arkadaşlar 4, 6 ve 8'in ekokuna eşit. Ekokları 24 olur. Yalnız şuraya dikkat edelim. Burada 6 ile B artı 6'nın çarpımı 24 ise B artı 6 4 olur. B doğal sayı olduğu için burası 4'ten daha büyük çıkıyor. O yüzden 24 değil de 48 almış olsak bu çarpımların hepsini buradan A eksi 3 12 olacak arkadaşlar. 4 kere 12 48 olacağı için A'yı buradan 15 buluruz. Sonra 48 6'ya bölersek B artı 6'yı da 8 buluruz. O zaman buradan B 2'ye eşit olur. C eksi 2 6 olur. Çünkü 6 kere 8 48. Buradan C'yi 8 buluruz. D de 47 olur arkadaşlar. 47 bir daha 48. Şimdi bunların toplayalım. 15 2 daha 17. 8 daha 25. 47 daha 72 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. 127, 158 ve 189 sayıları bir A doğal sayısına bölündüğünde sırasıyla 7, 8 ve 9 kalanını vermektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 127 A'ya bölündüğünde 7 kalanını, 158 A'ya bölündüğünde 8 kalanını, 189 da A'ya bölündüğünde 9 kalanını veriyorsa 120, 150 ve 180 sayıları A doğal sayısına tam bölünüyor demektir. O zaman 120, 150 ve 180'i tam bölen sayılar neler? Onlara bakalım. Şimdi bu sayıların ortak bölenlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi 2'ye böldüğümüzde burası 60 olur, burası 75 olur, burası 90 olur. Bakın bu iki ortak bölendir. Tekrar 2'ye bölelim. Burası 30, 75, 45. Bu ortak bölen olmadı. Tekrar 2'ye bölelim. 15, 75, 45. Bu da ortak bölen değil. Şimdi 3'e geçtik. 3'e bölelim. 5, 25 ve 15. Bu da ortak bölen çıktı. Tekrar 3'e bölelim. 5, 25, 5. Bu ortak bölen değil. Şimdi 5'e bölelim. 1, 5, 1. Bu da ortak bölendir. Sonra 5'e böldüğümüzde de 1 buluruz. Bu 3 sayının ortak bölenleri 2, 3 ve 5'tir. En büyük ortak bölen 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 olabilir. 3 çarpı 5'ten arkadaşlar 15 de olabilir. 2 çarpı 5'ten 10 da olabilir. Şimdi A doğal sayısı arkadaşlar 7'den daha küçük olamaz. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 30, 15 ve 10'dur. Bunların toplamı da 55'e eşittir. Doğru cevap C şıkkı. 10. soru. Sabit hızla koşan 3 koşucu dairesel bir pist üzerinde birer turu 15, 20 ve 25 dakikada tamamlıyorlar. Bu 3 koşucu saat 14'te bu pistte aynı yerden aynı yönde koşmaya başlıyorlar. Üçü birlikte koşmaya başladıkları noktadan tekrar birlikte geçtiklerinde saat kaç olur?
Üçü birlikte başladıkları noktadan tekrar birlikte geçmeleri için 15, 20 ve 25'in en küçük ortak katını bulmamız gerekli. Şimdi bunların ekoklarını hesaplayalım. 15, 20 ve 25. 2'ye bölelim. 15, 10, 25. Tekrar 2'ye bölelim. 15, 5, 25. Şimdi 3'e bölelim. 5, 5, 25. 5'e bölelim. 1, 1, 5. 5'e böldüğümüzde de 1 olur. Şimdi bunların hepsini çarpalım. 2 kere 2, 4. 3 kere 4, 12. 5 kere 12, 60. 5 kere 60, 300. Bunlar 300 dakika sonra yine koşmaya başladıkları noktadan tekrar geçerler. 300 dakika arkadaşlar. Bunu saate çevirelim. 1 saat 60 dakika olduğu için 300'ü 60'a böldüğümüzde 5 saat olarak buluruz. Şimdi ilk bunlar 14'te birlikte aynı yerden hareket etmişlerdi. 5 saat sonra ise arkadaşlar saat 19 olmuş olur. Doğru cevap E şıkkıdır. 11. soru. Meltem ve Hülya aynı hastanede çalışan iki hemşiredir. Meltem 6 günde bir, Hülya ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk kez salı günü nöbet tuttuğuna göre 3. kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar? Şimdi bunlar 6 ve 8'in ortak katlarında birlikte nöbet tutarlar. Ekoklarını bulalım arkadaşlar. 6 ve 8'in en küçük ortak katı 24'tür. Bunlar 24 günde bir birlikte nöbet tutarlar. İkisi birlikte ilk kez salı günü nöbet tutmuşlar. Üçüncü kez birlikte soruluyor. Şimdi 3'ten 1'i çıkardığımızda 2 tane daha birlikte nöbet geçmesi gerekiyor. 24 günde bir nöbet tutuyorlardı. 24'ü 2 ile çarptığımızda 48 olur. Şimdi 48 gün sonra hangi gündür onu bulmamız lazım. Bir hafta 7 gün olduğu için arkadaşlar 48'i 7'ye bölelim. 48'in içerisinde 7, 6 keredir. 6 kere 7, 42. Geriye 6 kalır. Şimdi 6 gün sonra hangi gün olur onu bulalım. İlk kez salı günü tutmuşlardı. Salı gününden sonra 6 gün ilave ettiğimizde pazartesini buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Uğur 20 Haziran salı günü doktora gitmiş ve doktor 15 gün arayla 3 defa kontrole gelmesi için randevu vermiştir. Buna göre Uğur'un son kontrolü için verilen randevu tarihi nedir? Şimdi ilk gidiş tarihi 20 Haziran salı günü arkadaşlar. 15 gün sonra hangi gün olur onu bulalım. Birinci randevu Haziran ayı 30 gün çektiği için arkadaşlar 20 Haziran'a 15 gün ilave ettiğimizde 5 Temmuz olur. 15 gün sonra hangi gün olur onu bulalım. 15'i biz 7'ye böldüğümüzde bölüm 2 kalan da 1 olur. Şimdi salı günü gitmişti ya o zaman birinci randevu bir gün sonra olacak yani çarşamba günü. Şimdi ikinci randevuyu bulalım. 5 Temmuz'a 15 günü ilave ettiğimizde 20 Temmuz olur. Çarşambaya da bir gün ilave ettiğimizde Perşembe olur. 20 Temmuz'a 15 gün ilave ettiğimizde Temmuz ayı 31 gün çektiği için arkadaşlar bu sefer 4 Ağustos olacak. Buraya dikkat edelim. Gün ise Cuma olmuş olacak. Doğru cevap D şıkkıdır.